Evet, bloklarımızın son hali oldukça basit bir hale geldi. Mesaj kaynağımız var. Ya bir test kütüphanesi, test mesajı. Mesela test dünyadan uzaya Mike Orson arıyor, cevap ver Orson diye bir mesaj. Ya da UDP'den şu anda UDP tarafı aktif. Encoder Bell 202 modem. Bu throttle'ı kaldırabiliriz ama durmasında fayda var. Genelde düzenleyici oluyor. Narrowband transmitter, low pass filter'ı ve rational resampler, hatta multiplication konstantı, bu üçünü de kaldırabiliriz. Böylece neredeyse 2-3 tane bloktan oluşan bir hale gelir. Bunun oluşturduğu Python kodu şurada bakalım. C'de str dizininde barış dizininde more ax 25 transmit Python kodumuz. Genel olarak sadece bunun içinde düzenlemeler yaparak bile çalıştırabilir durumdayız. Şurada Python kodunu çalıştırdım. Çok basit bir GUI haline getirdim. Sadece frekansını değiştirebildiğimiz ve modülasyon genliğini değiştirebildiğimiz bir hale geldi. Haliyle mesajı alacağı yer TCP UDP portu. O da netcat -udp localhost 2400 bağlanıyorum. Şu anda bağlandım. Çok uzun bir string yapıştırmak istiyorum buraya şu şekilde. Uzun göndersin istiyorum. Bunun başarıyla ulaştığını şuradan görebiliriz en alt satırda. Şöyle de şunun ekranını temizleyelim. Hatta burada da PC'mizin normal telsizin duyduğu mesajda ekranı temizledim. Tekrar gelip buraya aynı mesajı yapıştırdım. Mesajın hemen buraya geldiğini gördüm, byte byte. Aynı mesajın da buraya düştüğünü gördüm. Yazdıklarımın, yani çok uzun mesajlar da yazsam şöyle rakamlardan oluşan yine uzun bir mesaj yazıyorum. Evet. Şuraya gelmesini bekliyorum. Evet. GeckoRx yine kaçırdı. Ama telsizimiz kaçırmadı. GeckoRx bazı paketleri kaçırıyor, X decoder'ı. Ama telsizimiz çok başarılı bir şekilde, hatta bunları üst üste birkaç kere göndermek istiyorum ben. Telsizin bunu hatasız aldığını görmek için. Şurada gördüğünüz gibi hepsi başarılı bir şekilde telsizimize ulaştı. Basit bir blok, basit bir kod, basit bir ekran ve çalışan bir SDR AX25 verici. Aynı zamanda bunu koordinat vesaire gönderecek şekilde APRS'ye çevirmek de oldukça kolay.